8 yıldır bir karış yeri, bir karış toprağı imara açmadık. Herkesin bildiği gibi 5000'lik planlar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yapılır. İlçe belediyesi de o binlik planları, uygulama planlarını 5000'lik planlara göre uygular. Fakat süreç içerisinde gördük ki o 5000'lik planları yapan tarafta, büyükşehir tarafında hiç de iyi niyet olmadığını süreç içerisinde gördük. Ve bunun sonucunda da süreç içerisinde bizimle ilgili 2018 yılında değil mi Damla, açılan bir soruşturma. 5 konuyla ilgili. Biri Ülküköy planları, biri Aydınpınar planları, biri Bademli Mürsel'de bir parselde mahkeme kararının sonucu yapılan bir plan değişikliği, Güzelyalı planları ve Göynüklü Çarşan planları. Şimdi bizim Mudanya Meclisi'nde aldığımız Göynüklü Çarşan planları, aynen şu ifadeyi kullanmışız. Büyükşehir Belediyesi yaptı, Büyükşehir Belediyesi'ne yetki verildi. Dedik ki, Mudanya Belediye Meclisi Başkanı ve Meclisi olarak mahkemenin vermiş olduğu iptal gerekçeleri ortadan kaldırılmak koşuluyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetmelik değişeceği için süre zamandan kazanmak adına bir bölü binlik planları yapabilirdi. Ve onların o bir bölü binlik planları mahkemenin iptal gerekçelerini ortadan kaldırmadan aynı şekilde onayladıklarını ve daha sonra tekrar iptal edildiğini gördük. Aynı şekilde Güzelyalı imar planları da bizden önceki süreçte onaylanmış, bizimle hiç alakası olmayan planlar ve biz de Mudanya Belediyesi'nin ilgili müdürlükleri olarak o yürürlükteki planlara göre süreç içerisinde talep geldiğinde imar durumuna göre ruhsatlar verilmiş. Tamamen yasal. Hiçbir sorumluluğumuz yok. Planları yapan biz değiliz. Şimdi söz konusu kuruluş, medya kuruluşu 612 dosya diyor. 612 dosyanın plan değişikliğini, planını yapan maalesef yine duvara tosladılar. Altından yine AKP çıktı. Bizden önceki süreçte yapılan plan değişikliği. Bizim dönemimizde yapılan plan değişikliği değil. Şimdi son olarak biliyorsunuz hepinizin çok da güncel. Son Güzelyalı imar planlarını biz yasalara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun şekilde mahkemelerin bir daha iptal edemeyeceği şekilde bütün iptal gerekçeleri ortadan kaldırılarak 7 Ocak meclisimizde, 2022 meclisimizde kararımızı aldık. Büyükşehir'e gönderdik ve 2 ay sonra da geçtiğimiz 17'sinde yapılan Büyükşehir Meclisi'nde de değiştirilerek onaylandığını biliyoruz ama daha henüz planlar bize gelmediği için de neresi ne şekilde değiştirildi bilmiyoruz. Geldiğinde inceleyip onunla ilgili de tekrar sizlere bilgilendirme yapacağız. Yani işin kısacası, açıkçası şu. Bu planları yapan Mudanya CHP'li Mudanya Belediyesi meclis üyeleri değil, bu planları yapan bizden önceki dönemin AKP'li belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri büyükşehir dahil. Bir soruşturma açılmış, evet. Yani bu soruşturmada bizim ismimiz neye geçiyor ona da hep şaşırdık. Göynüklü Çarşan planları, Güzelyalı planları ile ilgili, Bademli Mürsel'deki plan değişikliği ile ilgili vatandaşın biri mahkemeye gitmiş. Yerinin bir kısmı plan içerisinde kalmış. Bir kısmı plan dışında kalmış. Dava açmış, yerin tamamını plana dahil kararı vermiş, mahkeme vermiş bu kararı. Biz de Mudanya Belediye Meclisi'nden o mahkeme kararını uygulamışız. Tabii ki gördüler ki bu müfettiş incelemelerinde bize atılı herhangi bir suç olmayınca geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ki aralarında şu anda milletvekili olanlar da var, rahmetli olanlar da var. 227 kişiye soruşturma izni verilmiş. Biz de o soruşturmanın içerisinde işte CHP'li olduğumuz için bize göre bize de yer vermişler. Biz de alnımız açık
başımız dik. Veremeyeceğimiz bir tek hesap yok. Bunun hesabını da Danıştay'a itirazlarımızı yaptık. Süreç yargıda ve o yargı süreci sonucunda da hep beraber göreceğiz ki Mudanya Belediye Başkanı olarak, Mudanya Belediye Meclis Üyeleri olarak bu işten yine alnımızın akıyla çıkmış olacağız. Durum bu. Şimdi o görselinde belki gördüğünüz televizyonda binaları gösterir. O binaların bulunduğu bölgenin planlarını yapan bizden önceki dönem AKP'li belediye, Büyükşehir Belediyesi. Yani yine baltayı taşa vurdular. Yine her zaman söylediğim gibi göreve geldiğim günden beri güneş balçıkla sıvanmaz. Bu kumaşta leke tutmaz. Toz zerreciği kadar dahi leke tutmaz. Bunu herkes biliyor. Doğru neyse bugüne kadar bunu yaptık. Bundan sonra da doğruları arkadaşlarımla beraber yapmaya devam edeceğiz. Bu yoldan da bizi kimse çeviremeyecek, kimse de engel olamayacak. Çünkü bizim Mudanya'ya sözümüz var. Bütün arkadaşlarımla, bütün örgütümüzle beraber. Kapı kapı, sokak sokak dolaştığımızda hep söyledik ki kimsenin başını önüne eğdirmeyeceğiz. Öyle bir yönetim olacak ki herkes Mudanya'yla gurur duyacak. Ve Mudanya'yı gurur duyulacak bir kent haline getirdik. Kimse kimsesiz kalmayacak dedik. Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek dedik. Fiziki projelerimizden, hizmet projelerimizden, sosyal projelerimize varana kadar Mudanya artık Türkiye'nin parlayan yıldızı olmuştur. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok işin yapıldığı, hiçbir belediyede olmayan işlerin yapıldığını hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü bizim anlayışımız 1 liralık işi 1 liraya yaparak tüy bitlemiş yetimin bir kuruşunu, zerresini yedirmeden Mudanya'nın ve Mudanyalıların hakkını koruyarak bugünlere geldik. Bundan sonra da bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yani şimdi doğru olmak böyle bir şey. Doğruları yaptıkça bir şeyler bulmak isteyen, araştıran, taraştıran insanlar da bulamayınca o rantları kesilen, çıkarları son bulan o kesim tabii ki bir şeyler bulmaya çalışıyor ve yalan yanlış algı yaratarak bir takım haberler yapmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç ve milletvekillerimiz geldi. Bu son zeytinle ilgili çıkan genelge gereği burada bir basın açıklaması yapıldı. Ve izleyenler bilir ki Bursa programının, o genel başkan ve ekibinin yaptığı programın 3 yerde program yapıldı. En başarılısı Mudanya'dı. Ve Mudanya'daki bu başarı, zeytinime dokunma temalı, başlıklı, o basın açıklamasından sonra birileri gene rahatsız oldu. Ve o rahatsızlıkların sonucunda da böylesine bir yalan haberle, iftiralarla karşımıza çıktılar. Ama bu konu yargıya götürülmüştür. Haberi yapanlar, o kişiler dahil, kurum dahil, hepsine davalar açılıyor hazırlık halinde ve maddi manevi en ağır cezaların verilmesi için gereği yapılacaktır. Bunu da burada söylemiş olayım. Yani ben şunu da söyleyeyim. Bizim bir kapalı pazar yeri projemiz var. İhalesi yapıldı. Temel atmaya hazırlanıyor şu anda. Orada da zeytin ağaçları vardı. Arkadaşlarım da getirdiler. Bakın. Zeytin ağaçları budanıyor ve sökülüyor. Ve bu parklara taşınıyor. Burada gördüğünüz gibi bu parklara taşınıyor. O ağaçların tekrar yaşatılması için bütün ekibim, park bahçeleri ekibim, belediye çalışanlarımız olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Biz bugüne kadar bırakın bir ağacı kesmeyi, yok etmeyi, o ağacın dalının kırılmasına dair tahammül edemedik. Biz bu anlayıştayız. Ve bu anlayışımız dediğim gibi devam edecek. Benim ve meclis üyesi arkadaşlarımın, örgütümün, Mudanyalı hemşehrilerimin, tüm belediye çalışanlarımın görüşü bu. Zeytinliklere kıymayın dedik ama bizi dinlemediler. Bunu bilmenizi isterim. Geçmiş dönem CHP olarak biz hep bu konuda tutarlı davrandık. Geçmiş dönem meclis üyesi arkadaşımız o olduğu için, yaşadığı için o süreci yaşadığı için iyi biliyor. Biz de bakın son olarak planlar yapılırken hem Büyükşehir Belediyesi'nden, hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden, hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden hep görüşler istemişiz. Demişiz ki yapacağımız iş, bütün arkadaşlarımızla aldığımız karar o, yasalara, yönetmeliğe ve mevzuata uygun olsun. Bunun için de
bütün yazılı başvurularımız burada. O son şunu da göstereyim. Bazıları görsün. Burada 227 kişi var. 227 kişi soruşturma açılan. O 612 dosyadan dolayı o 612 dosyanın imar planlarını yapan biz değiliz. Arkadaşlarımla biz değiliz. Bizden önceki dönemde yapılmış Büyükşehir ve İlçe Belediyesi dönemin AKP'li belediye başkanı ve meclis üyelerince yapılmış, onaylanmış. Tabii ki şimdi devlette devamlılık esastır. Bu süreçte de biz varız ve bu yanlışları da düzeltmeye çalışıyoruz.